Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Tekrar Selda arkadaşımla beraberiz. Bu sefer sizinle bir tartışma konusunu paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz ben mozaik yapıyorum. Mozaik atölyem var. 10 senedir mozaik sergileri açıyorum. Arkadaşım da hem felsefeyle ilgilenir hem tartışma konularında ustadır. Onunla bir konuyu tartışmak istiyorum şu anda. Haberim yok. Evet, haberi olmasa da yani konuşacağız şimdi. Mozaik bir sanat mıdır yoksa zanaat mıdır? Çok tartışılan bir konu. Bunu bir de Selda'ya soralım. Sayın Selda Hanım, mozaik sanat mıdır yoksa zanaat mıdır? Ulusa sesleniyorum şu anda konu hakkındaki fikirlerimi. Bence ikisi birlikte. Çünkü hem bir el işi var ortada. El işiyle yaptığımız bir şey var. Hani el emeği var. Hem de yani sanat deyince kendi fikirlerini, yani benim sanat anlayışım şu. Kendi duygu ve düşüncelerini hani bir takım aracılarla, işte bu resim olur, heykel olur, başka bir şey olur yani. Neyse, şu anda hani bilimim türevleriyle onu yansıtma şekli olarak düşünüyorum. Ben mozaiği mesela bilmiyordum. Gökşen vesilesiyle hani detaylarını öğrendim. İşte onun videolarını izliyorum ben de. İşte neler yapılıyor, nasıl yapılıyor gibi. Ama Gökşen'in yaptığı eserleri görünce hani aslında o da sadece böyle bir hayvan figürü ya da bir doğada bir ev, bir şey, bir somut olmayan bir şey, yani soyut bir şeyi aslında resmedebildiğini, resmetmek değil de mozaiğe aktardığını gördüm ben. Yani dolayısıyla hani bence sanat. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Belki evet. Bir yerde yanlışlık var ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. Sanat aslında çok tanımı geniş bir şey. Yani şimdi mesela kuaförler de sanatçı oluyorlar. Makyaj artistleri deniyor. Hani makyaj artisti oluyor. İşte mesela araba tamircileri bile hani kendilerinin bir sanat icra ettiğini düşünüyor. Sanat aslında her şeyde belki de kendi değerini, emeğini katarak onu daha güzel bir şeye dönüştürmek anlamına gelebilir. Hani mozaik de şimdiye kadar yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız bunu kabul etmek istemiyorlar. Hani biz mozaik ustasıyız, sanatçı olamayız gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ama ben de buna biraz karşı çıkıyorum. Çünkü eğer onu sen kendi değerini katıyorsan, kendi içindeki duyguların, düşüncelerini başka insanlara bulaştırabiliyorsan, bunu soyut anlamda da yapabiliyorsan, bu sanatın kapsamına giriyor ve sen de bir sanatçı oluyorsun. Onun dışında bir de zanaatın incelikleri vardır. Hani bilirsin ya, işte ahşap oymacıları, zanaatçılar, hani bir şeyi en iyisini yapmaya çalışırlar. Çok ince ayrıntısına kadar girerek onu en güzel şekilde bir cisme dönüştürmeye çalışırlar. İşte ya da sedef kalkma ustaları mesela vardır ve onlar çok eski bir geleneği devam ettirirler. Aslında mozaik de çok eski bir sanat, antik bir sanat. O da eski bir gelenek sayılabilir. Ama şu anda biz çağdaş yöntemlerle yorumluyoruz. Eskileri taklit etmek yerine üzerine bir şey katmaya çalışıyoruz. Onlar da ilk yapıldığı anda aslında sanat değeri taşıyorlardı. O zamanki sanatlar da onlardı. O yüzden hani antik sanatlar yerine geçiyor. Bir de şimdi mesela zanaatin şöyle bir durumu var. Yapılmış şeyleri hani kendin bir şey katmadan yaptığın zaman o tam bir zanaat oluyor. Bu zanaatin içine neyi sokabiliriz? Hani örnek vermek gerekirse. Cam işlemeleri oluyor ya. Evet. Sen camı kullanıyorsun, ham madde cam, ama işte şekil veriyorsun. Hani bildiğimiz evet. Bir şekli veriyor. O zaman şöyle bir soru da geliyor aklı. Eğer bildiğimiz bir nesneye çeviriyorsak camı, hani camla işte bardak yaptık, süslü bir bardak yaptık vesaire. Hani onlar zanaat ama aslında var olmayan, yani bildiğimiz dünyada var olmayan bir cam bardak şeklini yaptık diyelim. O zaman o sanat oluyor. Evet, aynen. Ben de katılıyorum buna. Yani bir yaratıcılık sergilemiş oluyorsunuz o sırada. Onu yapan kişi de dolayısıyla sanatçı oluyor. Ufak kaza sonrası diye bir şey yapabilirsin. Evet, ufak kaza sonrası arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.